Tabii ki Müslümanın en büyük meselesi Allah'ın varlığına iman meselesidir. Burada ise en önemli konu ise o imanının bir yere dayanıyor olmasıdır. Çünkü sizler de biliyorsunuz taklidi bir inanç vardır, bir de tahkiki bir inanç vardır. Yani bir tanesi sadece denildiği için inanılır, bir tanesi ise neden inandığını bilir, altı doludur. İşte ben bugün Allah'a olan inancımızın altını dolduracak bir pencereden bir yer göstermeye çalışacağım inşallah. Sizlere hep beraber bir derece imanımız kuvvetlenecek. Peki bunun için izlediğimiz yol nedir? Yani Bediüzzaman Hazretleri, Sinan kardeşim köşedeki arkadaşların elindeki telefonları elinden alırsan sevinirim. Çünkü sanal aleme giriyorlar, gerçek alemi idrak edemiyorlar. Şimdi şu kısma dikkat edin. Bediüzzaman Hazretleri Allah'ın varlığı noktasında bize delil gösterirken neyi kullanıyor? Kainatı kullanıyor. Yani kainat şu sözden ilham olarak aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Ne demek? Yani bir adamın ben cömertim demesi çok etkili değildir. Bir iddiadır bu çünkü. Ben yardım severim demesi bir iddiadır. Çok önemli değil. Biz ne deriz Murat? İcraatı görelim deriz. Değil mi? Murat'ın şeyi de unutmayın, cübbeyle takki olayını Murat Eres kardeşim verecekti. Hani ismen teyit edelim ki. Yani iddiadır. Bu iddianın biz icraatını görmek isteriz değil mi? Bediüzzaman Hazretleri de bir icraat gösterecek. Bazıları diyor Allah yoktur. Yani bu kainat tesadüfen olmuştur diyorlar. Hayır biz diyoruz ki hayır bir yaratıcı vardır. Peki buna delilimiz nedir? Çok dikkatli dinleyin. Şu kainattaki mevcudatın, şu kainattaki mevcudatın birbirine teavünü, birbirine yardımı. Mesela bulutların yağmurla toprağa ve bitkilere yardımı gibi. Biz baktığımız zaman zahiren bir yardımlaşma görüyor muyuz? Görüyoruz değil mi? Yani bitkiler çıkmasıyla kim istifade ediyor? Hayvanlar, böcekler istifade ediyorlar. Öyleyse bitkinin bir derece bir yardımı söz konusu gibi gözüküyor. Yani varlık aleminde hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir yardımlaşma söz konusu. Yardım ne demektir İlyas? Yardım senin muhtaç olduğun bir şeyi başka birisinin sana karşılıksız vermesi demektir. Doğru mu? Öyleyse kainattaki bütün mevcudatın birbirinin ihtiyaçlarını karşılaması hadisesi inkar edilemeyecek bir icraat. Öyleyse kainatta bir yardımlaşma söz konusu mudur Erhan? Evet. Deriz ki kainatta bir yardımlaşma var. Mevcudat birbiriyle yardımlaşıyor. Çok dikkat edin. Ve tecavübü yani birbirine cevap veriyor. İhtiyaçlarına cevap veriyor. Bunu bilim adamları bize nasıl anlatıyorlar? Ekosistem var. Yani bir yerde ormanlar varsa ne olurmuş? Yağmur yağarmış. Allah Allah. Yani o yağmurun yağması için ne olması lazımmış? Orman. Çöllere genelde yağmur yağmaz. Peki yardıma, suya muhtaç mı ormandakiler? Öyleyse ormanın bizim anlayamadığımız bir ihtiyaç arz etmesi söz konusu. Yani bulutlara diyor ki ben ormanım. Bak beni görüyorsunuz, benim suya ihtiyacım var. Bulutlar bana bu suyu gönderir misiniz? İhtiyacına cevap veriyor. Bir cevap, soru cevap, ihtiyaç cevap gibi bir şey söz konusu. Öyle mi Erhan? Dikkat edin. 3. Ve tesanüdü. Kainattaki mevcudat birbiriyle bir yardımlaşma içerisinde mi? Evet. Bir dayanışma var. Mesela bütün tavuklar bize yardım ediyorlar. İnekler yardım ediyor. Arılar yardım ediyor. Birçok hayvan bizim yardımımızda koşuyor. Bilemediğimiz birçok böcek, hatta gözümüzde göremediğimiz mikroorganizmalar dahi insana yardım ediyor. Bakteriler var, değil mi? Bizim tamamen vücudumuzun ihtiyacına koşuyorlar. Yani mevcudatta 3 tane ana temel esas Koraycığım inkar edilemiyor. Neymiş Koray onlar? 1. Kainatta ne varmış? Bir yardımlaşma var. Sonra bir dayanışma var. Sonra ihtiyaçlarına cevap verme hadisesi var. Çok dikkat edin. Bunu peki bilim adamları bize fen ve bilimsel kitaplarda anlatıyorlar mı? Anlatıyorlar.
Böyle bir şey oluyor diyorlar. Ama bunun kendi kendine olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? Şimdi dikkat edin. Bu tesadüf gösterir ki umum mahlukat bir tek mürebbinin terbiyesindedirler. Çok basit bir örnek vereceğim. Hemen hızlı bir şekilde. Şurada eşyaları görüyor musunuz? Var, koltuklar var değil mi? Elektrik sistemini görüyor musunuz? Var. Halı var değil mi? Ve biz bunlardan istifade ediyor muyuz? Ediyoruz. Çiçekler konulmuş göz zevkimiz ve oksijen için. Biz istifade ediyor muyuz? Ama bu varlıkların hepsi cansız, şuursuz varlıklar. Öyle mi? Peki cansız, şuursuz varlıklar bizim ihtiyaçlarımızı bilip de şu şekli almış olabilirler mi? Yani halı kendi kendine, ya bunlar burada sert bir zemine basmasınlar. Ben de gideyim şunların altına, yürüyecekleri zemine yumuşak bir zemin hazırlayayım diye serilmiş olabilir mi? Şu aydınlama sistemi, ya bunlar karanlıkta birbirlerini göremezler. Ben bunlara ışık vereyim ama öyle ışık vereyim, öyle dozajı, öyle ayarlı olsun ki rahatsız da olmasınlar. Koltuklar tam bunların vücut sistemine uygun bir şekilde bir süngerler kesilelim. Ve onların sırtını rahatsız etmeyecek şekilde bir dizaynla bu hali alalım diyebilirler mi? Niye diyemezler? Çünkü bunların şuurları yok. Öyleyse ne anlarız biz bu işten? Baktık ki ya bütün ihtiyacımızı karşılayacak bir dizayn var burada. Bir tasarım var. Ne deriz? Ya bir tane arkadaşın teki, insanı da bilen, tanıyan birisi buraya kaç kişi gelecek? Değil mi? O insanın göz yapısı o ışıktan nasıl etkilenmez? O hoşuna gidecek renkler nelerdir? Vücuduna ve aerodinamik sistemine uygun olan sünger hangisidir? Biliyor ki böyle güzel bir yeri tasarlamış deriz. Doğru mu? İnkar edilebilir mi? Şimdi buraya bakın. Peki kainat da aynen böyle gözümüzün önünde bir misafirhane midir? Bir tek mutasarrıfın tahtı tasarrufundadırlar. Bir tek seyyidin hizmetkarlarıdırlar. Çünkü zemindeki zihayatlara, zemindeki hayat sahiplerine levazımat-ı hayati, hayata lazım maddeleri emri Rabbani ile pişiren güneşten. Şimdi düşünün, güneş dünyamızdan 1 milyon 300 bin kat daha büyük hacme sahip güneş. Koray, çok ihtiyacımız olan bir yerde duruyor değil mi? Allah Allah. Hem de havada. Peki güneş bize yardım ediyor mu? Ediyor. Bizim ihtiyacımıza cevap veriyor mu? Veriyor. Peki bizimle dayanışma halinde mi? Evet. Peki güneşin bizi tanıyabilecek, ihtiyacımızı algılayabilecek bir ilmi ve şuuru var mı? Aynı buradaki eşyalar gibi değil mi? Öyleyse akıllı insan neye intikal eder? Öyleyse bu güneşin işi olamaz. Güneşin arkasında bir akıl, bir irade, bir şuur, bir şefkat, bir merhamet var ki o güneşi insana hizmetkar etmiş, ihtiyaçlarına cevap olarak göndermiş. Çünkü zemindeki zihayatlara levazımat-ı hayatiyeyi emr-i Rabbani pişiren güneşten, takvimcilik eden aydan tut, ta ziya, ışık, hava, su ve gıdanın zihayatların imdadına koşmalarına ve bitkilerin dahi hayvanların imdadına koşmalarına ve hayvanların dahi insanların imdadına koşmalarına, hatta bedenin azalarının, elimiz, gözümüz, ayaklarımızın, dikkat edin, birbirinin yardımına koşmalarına. Gözünüze bir şey kaçar mı Mehmet bir gün? Nasıl çözebilirsin bu işi? Bak, gözünün yardımına koşan bir el var, değil mi? Mümkünatı yok, elimiz olmasa ne yapabilirdik ki? Doğru mu? Hani bazen kaşınırsınız, elleriniz olmasa nasıl müdahale edecektiniz? İnekler gibi.
ağaçlara sürtünecektiniz. Değil mi? Baktığınız zaman bütün kainatta bir yardımlaşma, bir cevap verme, bir dayanışma hadisesini görüyoruz. Kış oluyor, birdenbire insanın vücuduna en lazım olan vitaminlerle dolu bir meyve, insanın en uygun şekilde yiyebileceği bir surette insana ikram ediliyor. Bir portakal gibi, bir mandalina gibi, bir greyfurt gibi, ama insanı rahatsız etmesin diye de, rahat yesin diye de nasıl? Dilim dilim. Hani olur ya, insan muhafaza edemez diye de ambalajlanmış. Olur ya, ağaçtan koparır, 15 gün 20 gün sonra yiyebilsin diye, sevk edebilsinler diye, portakal olmayan yerlere kamyonetlerle gönderilebilsinler diye de ambalajlanmış. Bak şu ağaçların rahmetine diyebilir misiniz? Ne güzel ambalajlamış bu ağaç bizim için bu meyveyi diyebilir misiniz? Bu güneş bizim için ne güzel dilim dilim hale getirmiş diyebilir misiniz? Hatta gıda zerratının bedenin hücrelerinin imdadına koşmalarına kadar geçerli olan bir yardımlaşma düsturu cami, cansız, şuursuz olan o mevcudat-ı müteavine bir kanunu kerem, son satırlar, bir namusu şefkat, bir düsturu rahmet altında gayet hakimane, kerimane, hikmetlice, ikram edercesine birbirine yardım etmek, birbirinin sadayı hacetini ihtiyaç sesine cevap vermek, birbirini takviye etmek, elbette kainattaki bu hadise bir tek, yekta, vahidi ehad, ferdi samet, kadiri mutlak, alimi mutlak, rahimi mutlak, kerimi mutlak, bir zat-ı vacibül vücudun, yani Allah'ın hizmetkarları ve memurları ve sanat eserleri olduklarını gösterir. Peki ateistler ne diyor? Yani toprak bizi tanıyormuş. Güneş bize merhamet ediyormuş. Ağaç bizim ihtiyaçlarımızı biliyormuş. Bulut bizim suya olan o şiddetli arzumuzun farkındaymış. İşte ey biçare, müflis, iflas etmiş felsefe, bu muazzam pencereye ne diyorsun? Senin tesadüfün kainattaki bu muhteşem işe karışabilir mi?